المتقين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. İçtimai bir kaide, ölçü, insanın muhakeme ve muvazenesini sağlayan ölçülerden birkaç tane okuyacağım şimdi. On üçüncü lema. İkinci nokta. İşte onu atlayayım, üçü geçeyim. Üçüncü nokta. İnsanın hayat içtimaiyesini ifsat eden, insanın cemiyet hayatını bozan, cemiyet hayatını niye bozar? İnsanın içsel dengesi bozulunca, bu insanın nereyle irtibatı varsa orada da sorun olacaktır. Misal vereyim, dün akşamki dersimiz vardı. Şimdi hapishane bu kafes değildir. Hapishane şu duvarlar değildir. Hapishane buradadır. Hapiste olup da dünyaya hükmedenler var. Bir tanesi Bediüzzaman. Bir tanesi hapislerin piri Yusuf Aleyhisselam, İmam-ı Azam. Ya hep büyük zatlar. Zaten işkenceyle şehit olmuş İmam-ı Azam. Hapishane duvar değil. Kafandaki kafeslerden çıkmaktır. Tiryakiliklerden sıyrılmaktır. Şimdi insanın hayat içtimaiyesini ifsat eder. Niçin ifsat ediyor? İçsel dengesi, muvazenesi yok. Peki bu adam ne yapar? İlişki kurdu, aile hayatı var. Orada sorun olur. İş hayatı var, sorun olur. Bu adamın cemaati var, sorun olur. Sorun yapacak. Çünkü kendisi sorunlu. İfsad eden bir desise-i şeytani şudur ki, şeytanın tuzağı şudur ki, neymiş o? İçsel dengeyi bozan şeytanın tuzağı. Bir müminin bir tek seyyesiyle bütün hasenatını örter. Bir tek mümin, bir müminin hanımın, erkeklerle konuştuğumuz için söylüyorum, hanım da kocasının aynı şey burada. Mümin, bir insan, bir Müslümana bir tek seyyesi için bütün hasenatını örtüyor, gösteriyor. Allah belanı versin. Allah mısınlar? Hemen her şeyi bitiriyor. Sanki ona Allah bela verip vermeyeceğini bilmiyordu yani. Biz hatırlatıyoruz Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabb'a buna bela ver ha. Buna bela ver. Allah belanı versin. Ey Allah buna bela ver. Buna layık. Sana soracağım. Hoca ne güzel demiş. 147. sayfa Mesnevi Nuriye'de. Kopmuş olan hevesini, ayet meali koymuş usta, kopmuş olan hevesini kainata mühendis mi yarattı? Yani bizim kopmuş arzularımız var ya, kainata mühendis mi yarattı ki Allah'ın bu olmadı, bu fazla oldu, buna beraber, buna çok ver. Demek ki bir müminin bir tek seyyesiyle bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, insaf ne demektir? Arapçada nısıftan gelir. Yarılamak, ortadan bakmak, ortaya bakabilmektir. Hasenatına, seyyiatına dengeli bakmak ki zaten gelecek. Ve atıf noktaları külliyatta ne kadar yerde geçiyor bu ölçü. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar mümine adalet ederler. Mümine adalet
hidayet eder. Biliyorsunuz iman iki kanatlıdır. Allah'ın buğz ettiğine buğz etmek, Allah'ın dostlarına dost olmakla imanımızı koruyoruz. Haram ve helal kavramları bilerek dengeye gelebiliyoruz. Haram ve helal kavramı. Yani Allah'ın dostlarına dost olmak, düşman olmamak, Allah'ın düşmanlarına da dost olmamak, dostlarına da düşman olmamak. El hubbu fillah ve el buzu fillah. Nerede anlatıyor bunu? Mektubat'ta anlatıyor değil mi? Evet, Risalesinde. Başka bir de 23. mektupta da anlatıyor. Peki Allah'ın ölçüsünü kendimiz ölçü yapacağız ya. Allah'ın ölçüsü nedir peki? Cenab-ı Hak Haşir'de adaleti. Sen yukarıya çıkar mısın kardeş? İkinci kata. Cenab-ı Hak Haşir'de adaleti mutlaka ile, Allah'ın mutlak adaleti, yani eyleme bakmıyor sırf. O niyet bahsinde anlatıyor. Niyet öyle bir hassedir ki, bir özellikle bir alettir ki, hasenatı seyyata, seyyatı hasenata kalbediyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bütün eylemlerimizin arkasındaki duygularımızı da katıyor. Allah'ın ölçüsü şu. Adalet-i mutlaka ile mizan-ı ekberinde, mizan-ı ekberinde, büyük hesapta amal-ı mükellefini tarttığı zaman kim? Allah size bir müjde söyleyeyim. Ben de bilmiyordum da böyle. Veya es geçiyordum, ilgimi çekmiyordu. Öğrendiğim şu, bu kadar sene geçmiş. Öğrendiğim şu Osman. Meğer Haşir meydanında hesabımızı görecek melekler değil. Allah. Allah görecek. Onun için biraz cesaret geliyor. Çünkü meleğin ben alamaz. Merkez anlar var ya. İnzibat askeriniz yok. Ben anlamaz. Ya kardeşim izin mi? Anlamaz. Tuttuğunu getir askeri demiş. Yani kağıt var. Çarşı izini var. Anlamaz. Ben anlamaz. Merkezden konuş. Merkezi bir götürüyordu, gösteriyordu. Bunu niye getirdin? Ben anlamaz. Bana getirdi. Şimdi melekler de öyle keskindir. Yani öyle şeyi yoktur. Çünkü insani duyguları yoktur. Nettirler yani. Karma insandadır. Ama Haşir meydanında hesabı görecek, zaten burada da öyle dedi. Cenab-ı Hak diyor, melekler değil, Haşir'de adalet-i mutlaka ile mizan-ı ekberinde amal-i mükellefini tarttığı zaman kendisi. Nasıl yapıyor? Hasenat-ı seyyata galibiyeti, mağlubiyeti noktasına hükmeyler. Yani kantara koyduğu zaman iyiliğini, kötülüğünü, hangisi galipse ona göre hükmeyler. Yani bir günah mı işledin? Tamamdan yerindekine. Cehennem-i zuman. Öyle yok. Bundan sonradır. Bu olaylardan sonra. Tarttı şimdi. Eyvah. Şimdi sen %90 hasenat var. Şefaata koşmazsın ki. Şefaata niye kıvranacağız yani? Kıçımıza laf edersin. Niye ter çıkacak? Zor durumda kalacak. O zaman Resulullah var, cemaat var. O zaman görürüz iştirak amal-i uhreviye nedir? Cemaata gelmenin, cemaata dahil olmanın ne demek olduğunu o zaman görürüz. Burada da zaten öyle oluyor ya. Sıkıntımız olduğu zaman elimiz ayağımız bağlanıyor. Bir dakika, bu işi kim çözer ya? Tak diye telefona sarılıyor. Yani iştirak amal-i uhreviye Kastamonu'da nerede anlatıyor Mustafa? Kaç? 96. sayfada. Yani bir insan bir cemaate dahil olduğu zaman
O cemaatin 5 tane Risale-i Nur'u ele alırsak, orada 5 tane ölçü var. Ona bağlılık nispetinde geçmişteki nurcuların, şu anda yaşayan nurcuların, gelecekte nurcuların da hasenatına ortaksın. Şer'i bir delil istiyorsan, Adem Aleyhisselam'ın hasenat ortak olduğun gibi. Adem Aleyhisselam'a iman ediyoruz değil mi? Ediyoruz. Etmesek ne olur? Kafir oluyor. Peki, kafir olmak öteki kefe ise, iman etmek onun zıttı kadar karın olması lazım. Karsız iman olur mu? Tabii, iman ne ediyoruz? Karımız var, menfaatimiz var. Şimdi Adem Aleyhisselam'a iman etmemeyle küfüre giriyorsa, onun zıttı kadar karım olacak. Ben iman ettiğim zaman nedir o? 24. sözde anlatıyor. Amaline ortak oluyorsun. Ömrün oradan başlıyor. Çünkü zaten o değildi. Peygamberimiz iman ettiği anda, Peygamberimizin nübüvvetinin başlandığı zamandan beri senin ömrün başlıyor. Peygamberimiz iman. Peki Peygamberimiz ne zaman peygamberdi? Ben diyor peygamberken Adem Aleyhisselam balçıkla su arasındaydı diyor. Benim nurum demiyor. Ben peygamberdim o zaman diyor. Peygamberimiz diyor Aleyhisselatü Vesselam. Onun için onun müminleri varlığa 328. Bütün peygamberler peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müminleri, yardımcıları, o zamandaki vekilleridir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ben peygamber iken Adem balçıkta su arasındaydı diyor. Ve Adem Aleyhisselam'ın duası neydi? Dua etti de baktı cevap yok. Ya Rabbi diyor cennette la ilahe illallah Muhammed Resulullah yazıyorum diyor. Ben duamı da yapıyorum diyor. Zor kaldığım zaman. Ya Rabbi o Kürt Mehmet'in dediği gibi Kabe'de. Bizim ağanın dediği gibi ya Rabbi. Ben de diyorum ki ya Rabbi. Adem Aleyhisselam'ın o duasının hürmetine. Adem Aleyhisselam dedi ki etti dua cevap yok. Affet diyor. Hindistan'a düştü ya. Ya Rabbi cennette la ilahe illallah Muhammed Resulullah yazıyor. Senin isminin karşısına onu koydun ya Rabbi. Onun hürmetine beni affedeceksin diyor. Beni affet diyor. Ve Allah affediyor. Sen nerede biliyordun diyor onun hürmetine diyor böyle dua diye. Cenab-ı Hak Adem'e buyuruyor. Adem Aleyhisselam diyor ki orada gördüm diyor. Onun hürmetine ve Peygamber Aleyhisselam'ın hadis-i şerifleri vardır. Duanızda beni şefaatçi yapınız. Onun bir beşeriyeti var. Bir beşeriyetin dışında bir özelliği var. Kainatın nuru olması. Onun hürmeti, ben diyorum ki ya Rabbi, Adem Aleyhisselam dedi ki onun hürmetine beni affet ya Rabbi, ben de zor durumda kalınca ya Rabbi, Adem Aleyhisselam'ın o ettiği dua ve sığındığı hürmet hatırına, onun hatırına ve Adem Aleyhisselam'ın da hatırına beni affet ya Rabbi diyorum, siz de öyle değil. Ama Musa Aleyhisselam'ın duasını yapmayın, o yasaklanmıştır. Ama zaten demiyorum nasıl dua etti. Şimdi... Hasenat ve seyyiat Allah koyuyor. Şimdi peki Allah bir iyilik yaptın, hadi doğru cennette, bir kötülük yaptın, cehennem izinleri edemiyor. Biz birbirimize nasıl yapacağız o zaman? Biz de tartacağız arkadaş, bunun hasenatı, seyyiatı nasıldır? Ben ne bileyim hasenat, seyyiatı? Sana bakan tarafıyla bak arkadaş. Yapanlar kim oluyor böyle peki bir tek ölçü alan insafsızlar dedi. Yukarıda ne diyor? Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar. Böyle yapmazlar. Ne yaparlar? Bir tek ölçüyü alırlar. Hem seyyiatın esbabı çok. Vücutları kolay olduğundan bazen bir tek hasene çok seyyiatı örter. Bazen bir insan bir hasenatı olur ki çok seyyiatı örtüyor. Ya mesela Kastamonu'da diyor ki bir atıfı buldun diyor. Bir atıfı bulsan kaçı buldun diye? Bin atıfı bulmuş gibi oluyorsun. Bir adama vesile oldun, getirdin dershane ve bir yere adam namazına vesairesine başladı. Ya bir adam ama bin kişiye bedel oluyor.
Bazen öyle bir kötü sıfatın var ki senin sıyrıldığın zaman Allah'ın öyle bir muhabbetini cebediyorsun ki binlerce seyyiatı kapatıyor. Mesela mübarek gecelerdi. Bir tane söyle dedi bana yani biraz canımı sıktı ya. O Kadir gecesiydi galiba. Burada mı olmuştu? Yanımda oturuyor kalabalıkta. Bir asene Cenab-ı Hak 30 bin veriyor en az. Allah desen 5 var, Elif de dik üstün 5 harf oluyor. Allah desen ne yapar? 150 bin. Allah veriyordu. Bu akşam da panayın Cenab-ı Hak kapısını hazineyi sonuna kadar açmış. Buyurun diyor. Günah da böyle katlanıyordu. Olur mu hocam dedi ya. Bir Allah diyor 150 bin ya. Şimdi bu kadar diyor şey olur mu ya? Tamam dedi. Sen isteme. Ya Rabbi bu adam istemiyor. Bize ver ya Rabbi. Bu sen dedi ki, yok hocam ben de istiyorum. Ona sen istemiyordun önce. Sen adalet istiyordun Allah'tan. Biz adalet istemiyoruz. Biz merhamet istiyoruz. Sen adalet istiyorsan isteme kardeşim kadar da. Bine bir iste. Tamam tamam dedi. Ulan sen Allah'ın ortağı mısın? Allah veriyorum diyor. Sana ne? Veriyorum diyor Allah. Vereceğim diyor. Vaat etmiş. Vaadinde de ülfetmez. Ambut. Acayip bir şey ya. İstemiyorum diyor. Yani deniyor da. Olur mu hocam? Sana ne ya? Allah'ın ortağı mısın? Allah mecbur mudur öyle yapmak? Böyle yapıyorum dedi bu akşam. Tamam ya Rabbi. Bizim çok içimize geldi ha. Ben bir şey demedim ha. Bir akşam dedim ki arkadaşlar korkmayın. Bu akşam televizyonun halinde bulunmayacağım. İnsanın ruhunu öldürdüğünden bahsetmeyeceğim. Öyle oldu. Sen herkese teres gibiymişsin diyor patronu bu izvekarına. Efendim teresler itir etmiş konup bak kumuzu itir etmiş yani bu kim kimse de böyle. Bu teresler itir etmiş. Görüyoruz bak ne yaptığını. Demek ki seyyiatın esbabı çok arkadaşlar. Niye böyle yapıyor Allah? Seyyiatın esbabı çok. Dışarıya çıkın hemen sarıyor etrafınıza. Hasenatın esbabı çok az. Bazen de hasenat vücudi oluyor. Seyyiat ademi, ademi oluyor. Hiçbir şey yapamakta seyyiat ya, oluyor ya. Mesela namaz kılmamakla yapıyorsun. İnançsızlık da bir inançtır. Bak kılmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Ustad ne güzel misal veriyor. Dümenci. Gemi değil mi? Gemide vazifedardı. Dümeni tutuyor. Tutmadı, gemi battı. Debilir mi ben bir şey yapmadım? Yapmadım tabii. Ben dinamit atmadım. Ben bindirmedim. Yapman gerekeni yapmamak yapmaktır. Ama negatifi yapmak. İşte bu bir hele ahir zaman fitnesinde birbirimizin imtihanını zorlaştırmayacağız. Karı koca münasebetlerinde haseten Allah için söylüyorum. Zorlaştırmayınız imtihanınız. Şualarda anlatıyor 330'da. İmtihanımızı zorlaştırmayın. Zaten imtihan oluyoruz. Cemiyette oluyoruz, açık saçıklıkta oluyoruz, televizyonlarla oluyoruz, bangır bangır planımızı kesti binayı, dairemizi darmadağın etti, ruhumuzu şımart ediyor. Bir imtihanımız var, nefis var, arzularımız var, isteklerimiz var. Bir de birbirimizin imtihanını kolaylaştırıcı olmak gerekiyor. Hemen tepesine bilmeyiz. Aranızda diyor Üstad Hazretleri, neyi çok okuyun diyor. İhlas, başka? He? Başka? Hatırlayan var mı? Elmanı dövüşmesin. He? Meyvanı dövüşmesin. Hatırlayan var mı? Aranızda neyi çok okuyun diyor. 200 kaçtı? Kastamonu kaçtı o? 228 mi? Ucumat-ı Sitte'yi ve İktisat Risalesini çok okuyunuz beraber. İktisatla ne alakası var? Çok. He? Çok alakası var. Mesela arama beyninizde diyor, Kastamonu yok mu? Bunları çok okuyunuz diyor. Çünkü arkadaşlar uhuvvet ulvi duyguların neticesidir. Uhuvvet, ulvi duygunun özelliğidir. İktisat hırsı olan adam, ulvi duyguları ne yapar? Öldürür.
ulvi duyguları, ulvi duygusu olmayan uhuvvet yapamaz. Şualar kaçta anlatıyordu onu? Hani bir otobüs numarası vardı, otobüs. Kaç? 302 otobüsten kalsın, Türkiye'nin ilk otobüsleri. 302'den kalsın diyor ki ustad. Uhuvvet en büyük zarar veren, uhuvvetimize zarar veren günahlardır. Ne alakası var yani? Çünkü arkadaşlar uhuvvet, ihlas, ulvi bir duygunun ortaya koyduğu eylemdir uhuvvet, ihlas. Ulvi bir ruhtan böyle bir eylem çıkar. Eğer günahlarla biz ruhu bozarsak eylem olarak o ruhtan uhuvvet ve ihlas olmaz. Bak diyor ki 223 Kastamonu, sizler ara sıra ihlas ve iktisat lemalarını bazen hücumat hissitte risalesini mabeyninizde beraber okumalısınız. Hücumat hissitteyi anladım. Ene var, menfi binnetçilik var. İhlas anladım da iktisatla ne alakası var? Mabeyninizde beraber okuyun diyor. Yani kavga ve gürültünüzü önler bu diyor. Devam ediyor da ittifakımıza, tesanüdümüze, sebatımıza ve metanetimize kuvvet veriyormuş iktisat. Çok ilginç. Çünkü iktisat etmeyen israf eder. İsraf eden kimin damına düşer? Deccal'ın tuzağına düşer. Beşinci şua. Açmıyorum oraları da. Deccal'ın tuzağına düşende de ulvi duygu çıkar olmaz. Ulvi duygusu böyle ruhu canlı olmayanın da tesanüt ve ihlas gibi böyle bir derdi yoktur. Hep bu hurcun çıkartır, kavga çıkartır. Cemaatta ne sıkıntı çıkartıyorsa ruhunda bir sorun var adam. Ki dişe vuruyor. Bak arkadaşlar Allah aşkına şu Bediüzzaman'a bak ya. Sizde ara sıra ihlası, iktisat temalarını ve bazen hücumat hissitte risalesi mabeyninizle beraber okumalısınız. Okumalısınız. 15 günde bir lakan ihlas dedi ama iktisatla ne alakası var? İşte öyle. Benim anladığım şu anlar 302'de günahlar insanın ruhunu bozuyor. Bozan bir ruhtan da ulvi davranış bekleyemezsiniz. Öküzün altından buzak, buzdolabında sıcak su olmaz. Buzdolabına siz neye gittin kardeşim? Sıcak su, çay yapacağım da. Kardeşim orada soğuk su olur. Olmaz orada o özellik. Demek arkadaşlar niye bazen bir hasine binler seyyat örtüyor, bir atıfı görsen diyor. Bin atıfı bulduğun gibi diyor Kastamonu'da öyle mi? Niçin? Bak seyyatın esbabı çok. Seyyat, günahlara bakın arkadaşlar. Arkadaşlar var. Lütfen birbirimize sahip çıkacağız. Nasıl çıkacağız? Arkadaşlar dostunuzu ziyaret ediniz. Hastalarınıza ziyaret ediniz. Üç tane şey söylüyorum. Hastasını ziyaret edin. Varsa maddi imkanın teklif et kardeşine. Ya kardeşim baban hasta, annen hasta, hanımın hasta. Senin hastasın. Belki olmayabilir. Para var. Şöyle. Hastanızı ziyaret ediniz. İki, cenazesine gidiniz. Üç, düğünlerine katılınız. Bunlar Allah Resulü'nün sünneti. Haramlık, selamlık düğünlerine katılınız. Keçi karması gibi yayla hayvanları çiftleştirme böyle gibi olursa gitmeyiniz. Karma olursa gitmeyin. Şeriat zaten yasaklamış. Birbirinize sahip çıkınız. Demek ki seyyiatın esbabı çok, vücutları kolay olduğunda çık dışarıya, her istediğin günah yapabiliyorsun. Bir çocuğu yetiştir, bozulmasını istiyorsan bırak sokağa, mükemmel bir edepsiz olur, mükemmel. Hiç kitap okumaya gerek yok bozulması için. Bırak gidiyor ama yetişmesi için böyle ter dökeceğiz. Kolay değil arkadaşlar. Onun için gene başta söyledim, gene ortasında söylüyorum. Birbirinizin imtihanınızı kolaylaştırıcı davranışlarda bulununuz. Sinirleneceğim bir ortam oluyorsa evde, iş yerinde orayı hemen terk ediniz. Terk edemiyorsanız duş alınız. Duş alamıyorsanız dışarıya çıkın, toprağa kazıyın,
Selpağı koyun ve kafanızı koyun toprağa. Toprak sizin ateşinizi alacaktır. Abdest onu da geçiyor. Resulullah'ın o abdest onu da gelecek. İşte abdest suyu, soğuk suyla duş alın, onu kastediyor. Duş alın dedim ilk önce. Gene Allah Resulü'nün ifadesiyle kalkın, oturmuşsanız kalkınız. Hayattaysanız oturunuz. Abdest yani duş alınız. Onu yapamıyorsanız orayı terk ediniz. Orayı da yapamıyorsanız toprağa kazıyın, selpak pisletmesin. Koy kafanı, böyle dur. Bunun enerjisini alsın. Çünkü vücutta yığılmış şeyler arası seyahat ederken bunu yapınız. Böyle toprağa bir 5-10 dakika koyunuz. Ama gene siz bilirsiniz. Demek ki günahın vücudu çok kolay olduğundan, güya 5-6 tane yerden okuyacaktım. Ben 1 dakikamda geçti galiba. Bazen bir tek kasene ile çok seyyatı örter. Demek bu dünyada o adalet ilahi noktasında muamele gerektir. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemiyete veya keyfiyeten ziyade gelse, ne demek keyfiyet ve kemiyet? Çokluk adet bakımından çokluk, kalite veya kıymet bakımından. Veya kıymet bakımından çokluk. Keyif. Nasıl? Keyif. Keyif ve denge diyor. O adam muhabbete ve hürmete müstahaktır. Yani adamın kaliteli ameli o kadar yok ama sebap, ameli çok. Buna kemiyet, adet. Keyfiyet olunca kaliteli şey var. O zaman bu adam muhabbete layıktır. Çünkü Allah'ın muhabbetine layıktır. Allah'ın adaletinde muhabbete layıktır o. Çünkü hasenatı fazla. Ama bilmiyoruz. O zaman üst düzana memursun. Yani hakikaten bu adamın kaliteli ve çok hasenesi mi var? Bilmiyoruz. O zaman ortada değil, müspet bakacağız. Birbirimize neyle bakmakla mükellefiz? Üst düzanla. Belki kıymetdar bir tek haseneyle çok seyyatına nazar-ı af ile bakmak lazımdır. Böyle olmasa var ya, bir tanesi beni kızdırdı. Baktım böyle terör estiriyor de, bana bak dedim. Şöyle yapayım böyle, öyle yaparsan sen dedim kendi kısaslarını açarsan ben de kendi kısaslarını seni açarım. Buradan içeri giremezsin. Sen bir başkasına, kendi kısaslarına bakarsan bir başkası da seni öyle bakar. Merhametli olacaksın. Tevazu kanadını, şefkat kaynadını indireceksin. Cenab-ı Hak peygamberimize ne diyor Hendek Savaşı'ndan sonra? Eğer diyor sen onlara yumuşak davranmasaydın etrafında yanında kimseyi bulamazdın. Kim bulunmayan? Sahabe-i kiram. Sen onlara sert davransaydın kime? Sahabe. Yanında kimseyi bulamazdın Habibim. Takdir ediyorum seni demek istiyor. İyi, aferin böyle yumuşak davrandı. Sen de onlara sert davransaydın, yanında kimseyi bulamazdın. Kim o? Hasan değil ha. Sahabe kavrayacaktın, sahabe. Ulan senin hatunun, işin, arkadaşın vesaire. O sahabe kadar değil o zaman. İyi davranmak lazım. Men dakka dukka. Davranırsan davranılır sana. Muhabbet istiyorsan muhabbet edeceksin. Saygı istiyorsan saygı göstereceksin. Nasıl bir davranış istiyorsan kendine öyle yapacaksın. Yapmamız lazım yani. Evet, belki kıymetdar bir tek haseneyle çok seyyatını nazar af ile bakmak lazımdır. Mektubat 264'te bunu anlatıyor. Yani, getirdim mektubat ama zamanımız kalmaz diye. Ama özür dilerim. Yani bu namaz kılan, oruç tutan, dört dörtlük bir Müslüman portresine olan uygulam yoksa hayır müminin özelliği değil mi? Yani tabii hayır Müslüman demedi. Müslüman demedi. Çok önemlidir. Bir müminin mümin bu. Tamam. Müslüman başkadır, mümin başkadır. Müminlik itikattır. Müslim İslam eylemdir. İslam itikat değildir. Müminlik itikat. Mesela Allah'a iman esasında kaç tanedir?
Altı, Allah'a inanma, peygambere inanma, kaşre inanma, kadere inanma, mat. İslam'a geç, namaza inanmak. Var mı? Hayır. Namazı kılmak, gitmek, haca. Haca inanmak yok. Vermek zekatı. Zekata inanmak değil. Eylem varsa İslam vardır, yoksa yoktur. Eylemdir çünkü. Orada itikat değil yani, eylem. Onun için burada müminin sıfatı bu. Hele böyle insanlar var ki اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَمْ صَلَاتِهِمْ صَارُونَ. O namaz kılanlara diyor Cenab-ı Hak. O yazıklar olsun değil mi? Peygamber Aleyhisselatü hadisi de onu destekliyor. Diyor ki kişinin namazı sizi aldatmasın ama ölçülerdendir. Ama mutlak ölçü değildir. Niye? Öyle namazlar var ki ahlaksız ya. Öyle ahlaksız böyle. Öyle sonradan dönüş yapanlar var ya 40'tan sonra, 50'den sonra yaşlılar böyle camilerin böyle şeylerine. Böyle sert davrananlar, çocuklar vesaire var ya. Evde terör estirenler. Namazını da böyle insanlar namaza bile artık nefret edecek gibi bakıyor. O adamdan dolayı. İşte Cenab-ı Hak da اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَعِينَ. Onun için mutlak ölçü değildir namaz. İlk önce ahlak. Çünkü Allah Resulü ben diyor imanı ve İslam'ı hayatımda bütünleştirerek güzel ahlakı tamamlamaya geldim diyor. Dikkat edin, bilerek konuşuyorum. İmanla İslamiyet'i birleştirip hayatında gözükenin adı Kur'an ahlakıdır ki ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ben güzel namaz kılmaya geldim dedi demiyor bakın. O şey namaz kılacağız ama ondan sonra ahlakımızı da düzelteceğiz arkadaşlar. Yani huylar değişmez ama yönünü değiştirebiliriz. Mesela bu su geliyor. Su akıyor dağdan. Kapatamazsın. Ama mecralandırabilirsin o suyu. Suyu mecralandırın. Yani beraber. Halbuki insan fıtratındaki zulüm damarı ile, insanda zulüm damarı var, şeytanın telkiniyle bir zatın yüz hasenatını bir tek seyyiye yüzünden unutur, mümin kardeşine adavet eder. Bir de unutur ha. Bir de Türk halkının böyle bir özelliği varmış. Siyasetçiler çok kullanırmış bunu, çünkü hemen unuturmuş yani. İyiliği de kötülüğü de unuturmuş yani. Oysa neyi unutacağız? Doktor var bunda, o ufak da büyük doktor görünce seni görmüyorum artık. Sen doktor diyor mu? Büyük doktor orada. Neyi unutacağız arkadaşlar? Müminin? Günahını unutacağız. Ha? Kusurunu görmeyeceğiz. Biz iyiliğini unutmayacağız. Bize yaptığı kötülüğü, ülkü, kusurunu unutacağız. Yaptığımız iyiliğimizi unutacağız. Yaptığımız kötülüğü unutmayacağız. Ona göre bizim kötülüğü ona göre tedavi edeceğiz. En şefkatli kimler biliyor musunuz? En şefkatli insanlar en sert insanlardır. Ta ki Allah o yaptığı tahribatı bununla tamir etsin diye. İnatın altında ne vardır? Enaniyet, gurur, kibir vardır. Tekebbürün altında ne vardır? Acizlik vardır. Hani dışa vuruşla içsel şey. İntikam için söyledim. Günahlara girer. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir daha seteder göstermez. Gözün burasına sinek olsa koca dağ yok. Ağrı dağ yok. Kapattı. Bak bir sinek daha kapattı. Öyle de insan garaz damarıyla, insana bir garaz olursa var ya, aman yarabbim. Mabet gözü kusur görmez diyor. Nerede geçiyor? Hadi bakalım. Mabet gözü kusur görmez. 445, nerede kitapta? Sözlerde mi? Hayır, yok. Mektubatta, tarikat şeyinde, mabet gözü kusur görmez. Ama bir garaz girdi mi adama, o işte Allah belasını vermişti. Niye? Artık o garaz da hiçbir haseneyi de görmüyor. Allah kendisini bu hastalığa duçar etmesin. Allah bize merhamet etsin. Müslümanlara azim olarak etsin. Zaten bunu ihtiyaç duyuyor olarak rastgele bu dersi yapmıyor.
En çok benim ihtiyacım var, sonra sizin ihtiyacınız var. İnsan garaz damarı ile sinek kanadı kadar bir siyye ile dağ gibi hasenatı örter, unutur. Mümin kardeşine, Müslüman kardeşine değil, adavet eder. İnsanların hayat içtimaiyesine bir fesat aleti olur. Ondan sonra piş piş piş. Dedin mi? Fitne yayar. Allah Kur'an'da yemin ettiği için yemin ediyorum. Risale-i şahs-ı manevisine yemin ederim ki, Allah'ın zatına yemin ederim ki, Kur'an'ına da yemin ederim ki, ölümden değil, en çok korktuğum iftiradandır. Siz de korkunuz. İnsanın şey yapar mı? İşte bir garaz girdi mi, piş 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 piş. Dinledin mi? Sen de aynı gıybeti ortaksın. Elle konuşan gıybet etmiyor. Yani bizim memlekette bir kanalımız bir laf var. Gıybeti başına yansın. Ne kadar batıl bir söz. Bu senin başına yanacak. Böyle laf olmaz. Doğru söylüyorum. Doğru söylediğin için gıybet. Yalan söylüyorsan zaten iftira. O zaman arkadaşlar böyle fitne bazın laf götürüp götürenleri dinlemeyin. Eğer dinlersen ceza min cesilamen. Senin de birisine o götürecek. Bedel ödeyeceksin. Hem de ölmeden diyor Allah Resulü. Sen bu seyyata sebep oldun, sene başına böyle gelmedikçe ölmeyeceksin. Dinlemeyiniz, kale almayınız. Bir kötülük duyduğunuzsa kafanızı kaldırınız, onun hasenatını görünüz. Nerede anlatıyor? Zaman bunlar olacaktı da hep o şey için getirdim, ölçüleri getirdim size. Nerede anlatıyor? Sayfayı söyleyeyim. 86 Mesnevi'de. Resulullah'tan bir şey duyarsanız diyor. Öyle. Ben değil ha, benden değil. Ustad diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir şey duyarsanız ne yapacaksın? Bidayet hayatına, levazımat-ı beşeriyetine, ahval-i zalisine ince bir kışır nazı bir kabuk nazarıyla bakılmalıdır. Ve kafanı kaldıracaksın. Onun kemalatına nazar çekeceksin. Kafayı kaldıracaksın. Takılmayacaksın oraya. Ya. Edemez. Bak. Ben nerede, sen nerede, Resulullah nerede? Bak. Binaenaleyh Nebi Zişan Aleyhisselatü Vesselam Mekke hayatına ait Ahval-i Suriyesinden zayıf bir şey işitildiği zaman üstünde durmamalı. Derhal başını kaldırıp önündeki o pis bir şey değil, etraf aleme neşrettiği nurlara bakmalı. Ölçüye bakın. Hemen kafanı kaldıracaksın. Böyle bırak onu. Ayağıma çemre takmışlar. Ne ümit var? Dar düşünceler, dar görüşler. Karşımda bina yanıyor, evladım yanıyor, imanı yanıyor. Sen ufak tefeklerle meşgul oluyorsun. Bak, Resulullah'tan bir şey duyduğun zaman diyor, onun zatından bize ders veriliyor. Benden de, senden de bana bir şey duyduğum zaman ne yapacaksınız? Hasan'dan bir şey duydum. Tamam. Ben de duydum sizden. Hemen kafanı kaldıracaksın ve başını kaldırıp etraf aleme neşrettiği hakikate bakacaksın. Meşgul olmayacaksın. Bağla da ihtira mektubu var. Hatırladınız mı? Kaçın sayfadaydı? Yuhibbu ehedikum lehme ilahir ayeti vardı ya. 200 kaçtı? 269. Boşuna koymamış ustadı. Şu cümleyi bitireyim. Ondan sonra buradaki bununla beraber okuyacağınız yerleri, sayfaları, kitabı söyleyeceğim. Ondan sonra keseceğim. Çünkü ben okumaya zamanım yetmedi. Son cümleyi bir de okuyayım da. İnsan garaz damarı ile sinek kanadı kadar bir siyye ile dağ gibi hasenatı örter, unutur. Mümin kardeşine adavet eder. İnsanların hayat içtimaiyesine bir fesat aleti olur. Fesat aleti. Fitne ya. Oraya gider, onu yumurtlar. Oraya gider, onu yumurtlar. Böyle. Tuhaf. Şeytanın bu desisesine benzer diğer bir desisi ile insanın selameti fikrini ifsat ediyor. İnsanın istikametli bir fikrini, muvazene ve muhakemesini ifsat ediyor. İnsanın hattı vasatı, dengesini hangisi kuruyor? Farzlar ve haramlar.
farzlar ve haramların yolun sağ ve sol taşlarıdır. Ortası haddi basan. Haramlar ve helal kavramı yolu belirler. Hakaik imaniye karşı siyahat-ı muhakemeyi bozuyor ve istikameti fikri ihlal ediyor diye devam ediyor. Ben şimdi atıfları okuyorum. Hani neylerle okuyorum. Lemalar 155'e bakınız. Sunu Tulat İşarat 78'e bakınız. Asar-ı Bediye'niz varsa 401. sayfaya bakınız. Barla 182'ye bakınız. Muhakemat 42. sayfaya bakınız. Şualar 310. Mektubat 445. Kastamonu 248. Şualar 330. Münazarat 17. Sikke-i Tasdik-i Gaybiye 61. Mektubat 264. Şeytanın bu dezesisine benzer fikrini ifsat ediyor paragrafını istiyorsanız Büyük Mesnevi Nuriye 581. Nur'un ilk kapısı 163. Şualar 100. Bunların eğitim var hep okumaya size. Beraber okuyacaktık ama naklettikleri buradan alarak naklediyorum. Hele hele Kastamonu 223. sayfadaki Mabeyninizde İktisat Risalesini okuyunuz, mantığıma almamıştım. Ben o kadar kabaca çalışan bir insan değilim. Hocama sordum, ağabeyime sordum, daire içinden bulabiliriz mi? Ağabeyi sormuştum, ey gibi gençliğim, Müştü ağabeyi sormuştum. Dedi ki, iktisat ulvi bir ruhun kemalat eylemidir. 302 şualara bak. Demek ki ruh bozulursa ruhtan güzel kemal halleri bulamazsın. Hakikaten antika iktisat risalesinde insana denge getiriyor. İktisat. Ne yani? Nerede geçiyor iktisat risalesi? Hadi. Lemalar. Ona tevazu anlattı ömrünü. He? Lemalar değil mi? Lemalar. Ne? Kaç? 19 lema mı? 19. lema mı? Eyvah! İnternet aradım. Peki kim? Peki 19. lemada ne var peki? İsabet ettiniz. Allah kusurumuzu affeylesin, kendine kul kabul eylesin, emanetini kabzettiğin zamana kadar Ya Rabbi emanetlerini kıl, Ya Rabbi bizi insi ve cinli şeytanların şerrinden, semavi ve arzı afatlardan muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Çoluk çocuğumuzu da İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir Ya Rabbi. Amin. Geçmişlerimizi haberdar eyle Ya Rabbi. Amin. Adem Aleyhisselam'ın yaptığı dua gibi bizim duamızı da kabul eyle Ya Rabbi. Amin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nelerden sığındığını bilmiyoruz Ya Rabbi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nerelerden sığınmışsa biz de sığınıyoruz. Neler istemişse Ya Rabbi biz de istiyoruz. Ya Rabbi bize de nasip eyle Ya Rabbi. İmanımızı imelakin, alelakin, hakkelakin, şuhud iman mertebesini nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi kendine kul, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet, ustada da talebe olarak huzuruna al Ya Rabbi. Okumuş olduğumuz derslerin hürmetine Ya Rabbi. Haşr meydanında muvazini amal hesabında hasenamızı galip ettir Ya Rabbi. Bahir devamı elhamdülillah Rabbil alemin. Ya Rabbi elimizi semaydı sana Ya Rabbi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmet ve hatırına, Kerbela'da revan olan kanın hürmetine, Şah Fırkat'a yanan gönüller hürmetine, tavaf edenlerin hürmetine, mazlum ve masumların hürmetine, çocukların, yetimlerin, dullerin hürmetine, kabul olan duaların hürmetine kabul eyle Ya Rabbi. Bahir devamı elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha ve selavat. Allah'a emanet.